Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız? Vallahi çok özledim sizi. Şu video çekmediğim günler bana bir haram oluyor vallahi arkadaşlar. O kadar alıştım ki seri seri video çekmeye. Sizler de istiyorsunuz ya. Hemen diyorum sizi kırmayayım. Günde iki video serisine devam edelim mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Faysal'ım ne yapıyorsun oğlum bakalım he? Geziyorsun mu? Faysal'ı da bağladım arkadaşlar buraya. Şimdi işlerim var. Bugün yavrulara ziyafet yapacağım. Bayağı da ziyafet videosu çekmiyorduk. Ziyafet videolarını seviyor musunuz? Öncelikle bir söyleyin. Ona göre gene bol bol çekeceğim. Şu sıra güvercinlere, tavuklara sardık ya. Ya ben normalde de yapıyorum da sizlere video çekmeyi unutuyorum arkadaşlar. İstiyorsanız onları da bundan sonra düzenli bir şekilde atar paylaşırım. Bugün ne yapacağım yavrulara onu anlatayım size. Bugün arkadaşlar sosis aldım yarım kilo. 30'lu yumurta aldım. Bir de ekmek aldım güzel. Bu sosisleri kızartacağım yumurtayla falan pişireceğim. Ondan sonra ekmekle de harmanlayıp vereceğim yavrularımıza. Aha buraya koydum. Yumurtamız, sosisimiz, ekmeğimiz. Bakalım sevecekler mi göreceğiz. Normalde ekmek katmazdım da. Ya katsan iyi olur tabii de. Hani fazla gelmesin diye artık bizim yavrular deli gibi yiyorlar. Maşallah benim çocuklarıma doymak bilmiyorlar arkadaşlar. Sizlerden diyeceğim, sizler de beni kırmayıp şu videoyu bir beğenin, gözünüzü seveyim. Bir de destek amaçlı yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Gelin yemeğe başlamadan önce şu bahçeyi gezelim. Bir tane fikrim var. Sizlerin de fikrini almak istiyorum o konu hakkında. Onu bir görelim. Onu göstermeden önce öncelikle bazı bir sinir olduğum konu var arkadaşlar. Ben kime inanacağımı şaşırdım. Biliyorsunuz ben geçen gün güvercinlere buğday aldım. Bana buğday al dediniz. Bu sefer de farklı kişiler sen niye onlara buğday alıyorsun? Özel güvercin yemi alsana yazmış. Ya abi ben bunlara ne alacağım? Yani Allah için doğru bilen doğru söylesin. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ha göstereyim kuşlarımızı. Bebeklerim ne yapıyorsunuz bakalım? Aslanlarım benim. He gençler, gençler ve kendini genç hissedenler. Bıldırcınlarım da burada takılıyorlar. Bakın onlara bu plastik kabı koydum folluk diye. İşini doldurmadım. Siz kendi doldursun dediniz diye. Ben ellemedim. Bu olmuş mu arkadaşlar? Şöyle bir bakın bu kaba. Bu kap bence iyi. Bugün çivi de aldım. Çiviyle şimdi bugün bu tünekleri de yerleştireceğim. Onu da ayrı video yaparım size. Abi bugün gittim. Tavuktan orayı temizlemek için de tırmık aldım çarşıda. Ondan sonra gittim köpeklere mama aldım. Aldığım tırmığı da köpeklere mama aldığım yerde unutmuşum. Tavuktan orayı komple temizleyecektim. Ondan sonra onu da unutunca kaldı. Vallahi aklımız nerede? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Çok dalgınım şu sıralar. Vallahi billahi hangi biriyle uğraşacağımı şaşırdım. O yüzden bugün de hava güzel fakat yarın full, yarın ve ondan sonraki gün full %100 yağışlı gösteriyor. Öyle bir sıkıntımız var. Abi bir de gece -1 derece gözüküyor. Benim acil bir hazırlık yapmam lazım. Kış geldi ya. Kış hazırlık yapmamız gerekiyor. O yüzden yavrular bahçede duruyordu da. Gelin bir onları görelim ilk önce. Yavruları büyük ihtimalle doğumhaneye geri alabilirim veya az sonra anlatacağım şimdi size. Bebeklerim ne yapıyorsunuz bakalım? Güneşleniyorsunuz mu? Gel güneşe gel gel. Gelin güneşe gelin. D vitamininizi alın bol bol. Bebeklerim abi şu sarı var ya büyük. Bak şuna bir isim öderim bana şu fırlamaya. Abi Carlos'un aynısı bak yemin ediyorum size. Kapının altını kazıyor sürekli kaçıyor. Kendisi kaçıyor diğerlerini de kaçırıyor. Şu var ya şu. Şu minik olan şu. Her yerden kaçıyor arkadaşlar. Apollo mu? Dibine bak sen. Ne yapıyorsun Apollo? Sevgi mi izliyorsun bebeğim? Bu arada şimdi biz biliyorsunuz Sofya'yı şey falan çiftleştirdik. Adını siz koyun Raşa'yı. Abi şimdi bunlar ocak ortasında doğuracak hepsi. Bize öyle bir sıkıntı oldu ki ocak ortasında doğuracağı için tam kış zamanı ve hepsi bir anda doğuracak. Mia'yı çiftleştirmedim. Bugün onu da çiftleştireceğim. Videosunu istiyorsanız çekerim. Ve hepsi bir arada doğuracağı için kış vakti büyük ihtimal çok zorlanacağım ben. Fakat kışın da şöyle bir avantajı var. Abi kışın doğan yavrular soğukta doğdukları için daha dirençli, daha güçlü ve daha büyük oluyorlar. Gelişimlerini tamamıyla tamamlıyorlar yani güzel bir şekilde. Yazın olduğu zaman da sıcaktan hayvanlar gelişemiyor. Örnek veriyorum soğuğu yemediği için daha dirençli, hastalığa karşı daha bağışıklığı güçlü olmuyor. Yani kış yavruları daha iyi. O yüzden de Raşa ile Ayı'nın yavrularının, Sofya ile Hades'in yavrularının falan Allah nasip ederse çok büyük olacağını düşünüyorum. Onlara da özel yakın zamanda bir yer yapmam lazım doğumhanede. Her odayı ayarlayacağım. Son zamana bırakmayacağım doğum yerlerini. Güzel bir şekilde ayarlamam lazım. Onların hazırlıklarına başlayacağım yakın zamanda. Onun da videosunu istiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah Sofya'dan yavru almak istiyorum bu sefer. Vallahi billahi. Şimdi bak benim fikrimle Instagram'dan da paylaştım. Bu arada bak Instagram'dan beni takip etmeyenler var. Gözünü seveyim edin Instagram'dan. Orada günlük hayatımı her şeyimi paylaşıyorum. Sizlerle sohbet muhabbet ediyoruz.
Instagram adresim Tayfun Demirci TV, oradan takip edin. Bakın arkadaşlar, şimdi benim bahçede böyle bir su tankı var. Bu su tankı delik ama, yani su koyduğun zaman akıyor, su gidiyor. Ben de dedim ki kendimce, bunun bir kapağı da var, kapağını kapayacağım. Abi dedim, bunun ön tarafını keseyim ben. Tamam mı? İçine de samanı doldurayım. Bunu diyorum ki yavrulara yuva yapayım. Hem de büyük, hem de bu soğuk da geçirmez. Şey ya, plastik ya. Hiç hava alabileceği bir yer de yok. Nasıl fikir arkadaşlar? Sonra bunu bir boyarız hatta. Güzel durur. Ben düşündüm taşındım abi, bana çok mantıklı geldi. Tabii sizlerin fikirleri benim için çok önemli. Dedim yapmadan size bir sorayım. Ona göre yapasım var arkadaşlar. Ve harbiden de o iyi olur. Hatta böyle hurdacılarda falan çıkma bulabilirsem bunlardan ucuza, birkaç tane daha alırım. Sonuçta diğer köpekler de doğuracak 2 ay sonra, hem onlara da hazırlık olur da onları kışın dışarı çıkarmam, ama doğumhane çok soğuk olacağı için oraya benim soba kurmam gerekecek. Çünkü her yer seramik, kışın beni çok zorlayacak. Hani elektrik olsa, bu bir ışık var arkadaşlar, lamba, büyük ampul. Onu takıyorsun, o ısıtıyor odayı da. Elektrik olmadığı için oda yok, ancak herhalde kışın orada düzenli soba yakmam gerekecek. Çok büyük bir aksiyon serüven bizi bekliyor valla. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin arkadaşlar. Hadi gelin şimdi şu yemeği yapmaya yavaştan. Ben bir başlayayım. Az önce kazanı doldurdum. Odunun modunun hepsinin içine. Ya abi, odunların hepsi de ıslak, biliyorsunuz mu? Yanmıyor. Ben de süngeri bastım içine. Şöyle bir tutuşturayım. Bu bir tutuşsun. Sonra gelin ben şu sosisleri bir kesmeye başlayayım. Şimdi ateşimiz tutuşmaya başlıyor arkadaşlar. Yemek yapacağımı da duyuyor köpekler. Hepsi gelmeye başladı abi. Şimdi şu sosisleri güzel bir şekilde dileyeceğim. Yavrulara şu anda seri yüklemeye başladım. Yani yükleme derken daha çok yemek veriyorum. Onları iyice şişireceğim arkadaşlar. Kışın köpekleri yağlandırmamız gerekiyor. Yani yazın köpekleri zayıflarlar. Kışın daha çok kilo alırlar. Kışın hayvanın yağlanması ne demek? Daha çok vücudunun ısınması demek. O yüzden bundan sonra diğer köpeklere de yakın zamanda bir odun alırsam, Allah izin verirse, durumlardan daha alamadım. Ondan sonucuma full kazanda yemek yapacağım. Köpekleri iyice yağlandıracağım. Bu sıra kışın işimiz çok artacak. Ama şöyle bir sıkıntımız olacak arkadaşlar. Şimdi bir yağmur yağacağı için vallahi video çekmek benim için çok zor olacak. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Gene elimden geldiğince videoları eksik etmemeye çalışacağım, biliyorsunuz. Elimden geldiğince siz istiyorsunuz diye hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum da kışın büyük bir sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor abi. Onun için de bir önlem almam lazım. Bu şeyler var ya, kafaya takılan şapka şemsiyeler dedim, onlardan mı alsam? En azından kamera mamera ıslanmaz, rahat oluruz diye de. Bir bakalım abi, sizin de fikirleriniz varsa söyleyin bana. Tyson ne oldu? Tyson bu arada Ayı'dan intikamını aldı. Sabah gitti, Tyson'ı bir saldım. Bu arada bak, Faysal'la nasıl anlaşıyorlar, görüyorsunuz mu? Faysal'la saldım artık, geziyor. Ben bundan sonra hem köpeklere fısıldayan adam, hem de eşeklere fısıldayan adam. Yakında güvercinlere, tavuklara fısıldayan diye lakabımız genişleyecek, onlar da bir öğrenirsek. Tyson baba bile ilk geldiği zaman çıldırıyordu Faysal'a dalmak, parçalamak için. Şimdi Faysal'dan çekiniyor. Alıştırdım şu anlık. Rahat bir şekilde salabiliyorum. Ayı sabah gitti işte, ayıyı kafese koyduydum. Tyson ayının kafesinin önünde Raşel'le çiftleşti. Onun intikamını aldı arkadaşlar. Şimdi sosislerimizi şöyle kestim. Tamam mı abi? Artık kışta geldi, böyle ateş yakamayacağız. Artık ben bir tüp alayım değil mi? Artık bir tüp alayım ben. Ben doğa adamı olduğum için böyle uğraşmayı etmeyi seviyorum arkadaşlar. Böyle işlerle. O yüzden şöyle, şimdi şunun yağını iyi bir dökeyim ben. Bayağı dökelim ya. Zaten yağ da fazla yok. Dur kızım, ne oldu? Acıktınız mı bakayım? Bebeklerim, sizin yemeğiniz akşam. Köpeklere bugün mama aldım ben. Somonlu mama. Onu da akşam vereceğim. İstiyorsunuz onu da videosunu çekerim. Mama dağıtırken. Şimdi o yağ bir kızsın abi. Yağ kızarken şu ben yumurtaları ilk tencereye koyacağım. Orada iyi bir çırpacağım. Ondan sonra cumada sosisler piştikten sonra üstüne dökeriz. Bakayım sevecekler mi? Soslu yumurta verdin mi ben daha önce? Bir ara sadece yumurta verdiydim herhalde değil mi? Hiç soslu vermedim, öyle hatırlıyorum. Şimdi şu yumurtaları bir kıralım, kabuklarını şöyle atayım. Köpekler yer. Bir de internette ben bir video izledim. Adam abi böyle yumurta kabukları çıkıyor ya, onu blenderdan çekiyor, un haline getiriyor. Onu da işte köpeklere veriyor. Harbiden mantıklı da bende elektrik yok. İşte anca onu jeneratörü açacağım arada. Öyle yapacağım da vereceğim yani. Yoksa olmaz. Abi şu an kaç tane kırdık bundan biz? Kıracağım, bayağı kıracağım da yumurta. Yavrular yesinler, şişsinler. Hepsi onlara feda olsun. Zaten yumurta 100 liraydı. 50 lirasını koyduk. Sosis de 50 milyon 100 lira. Şey, ekmek de 30 lira. 130 lira. 20 lira da dolmuş. Pardon, 30 lira da dolmuşa verdik.
160 lira. Oh, yarasın benim bebeklerime. Şöyle. Tamam. Bayağı koydum abi yumurta. Yeter. Hayır. Çıkın bakayım. Çık çık çık. Şimdi. Hayır. Çık oradan. Şimdi şöyle sosları bir atayım arkadaşlar. Bunlar iyice bir pişsin. Tamam mı? Dur bakayım bıçak nerede? Bak de ki bana. Tayfun de kendine böyle yemek yapıyorum. Kur'an çarpsın yapmıyorum. Bak o kadar büyük konuşuyorum. Kendim ne yiyorum biliyor musunuz? Üşenirim ben yemek yapmaya. Çok kendime yani. Köpekler olunca üşenmem. Kendime abi domates, salata, üçgen peynir, zeytin böyle aparatif hızlı olsun diye. Zaten onları yiye yiye kilo verdim. Şimdi aha şöyle yumurtayı da bak kaç tane koymuşum biliyor musunuz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 yumurta. Yarım kilo sosis. Şu ekmekte 600 gram mı 700 gram mı ne? Ondan. Abi şu memlekette de bir tane güzel Trabzon ekmeği bulamadım ekşi mayalı. Bu da ekşi mayalı diyor. Aldım ben Trabzon ekmeğini çok severim. Hiç ekşi değil. Aldım bu ikinci poşet. Onu da ben yemedim, beğenmedim diye. Ondan sonra yavrulara vereyim yesinler. Şimdi sosislerim şöyle iyi bir kızıyor. Vallahi bebekler iyi ziyafet çekecek ha. Vallahi billahi arkadaşlar. Kendime yapmayayım böyle bak. Vallahi billahi kendime yapsam şimdi iki kat kilo aldıydım ben. Baksana şunun güzelliğine. Oy oy oy. Kızım vallahi bak çok iyi bakıyorum yavrulara. Gözün arkada kalmasın tamam mı gecem? Gece tabii yavruların rızkını kendi yemek istiyor da olmaz kızım. Onlar yavruların. Soslarımı şöyle iyi bir pişsin o yumurtaları yiyin. Tamam mı? Vallahi o blenderim yok benim de. Bir blender alacağım abi. O yumurta kabuklarını çekeceğim ben. Bundan sonra her gün yavrulara yumurta vereceğim. Yumurta yüklemesi yapacağım. Ondan sonra ayarlayacağım. Sizler de bu arada son zamanlarda Süper Chat'ten bana destek olanlar var. Şu an ismi aklımda yok. Hakkını helal etsinler. Bir dahaki videoda söyleyeceğim. Onlara çok destek oldukları için teşekkür ediyorum. Onlar da evlatlara destek olmak amacıyla Süper Chat'ten bize bir para gönderiyorlar. Mevduası önemli değil abi. Bugün 10-20 lira da olsa, 30 lira da olsa önemli olan destek olabilmek. Allah razı olsun hepsinden. Bugün 10 kişi gönderse 200 lira yapar. Doğru mu 20 lirayı? Yani 100 kişi gönderse 1000 lira mı yapıyor? Benim pek matematiğim iyi değil de yani ufak ufak da olsa arkadaşlar sizler de destek olabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü son zamanlarda çok zorlanıyorum. Normalde sizden benim biliyorsunuz eskiden asla öyle bir talebim olmazdı. Kimseye demezdim. Ama son zamanlarda zorlandığım için destek olabilirsiniz. Sizler de beni çok mutlu edersiniz. Zaten şöyle bir şey var. Kendime hiçbir şey alıp etmiyorum abi. Sırf köpeklere. Vallahi billahi. Yani hiç beni görüyorsunuz mu yeni bir kıyafet almışım, yeni bir şey almışım? Yok. Full köpekler doyusun. Millet bana diyor birikim yapayım lan. Nasıl birikim yapayım ben? Yarını da nasıl çıkarırım onu düşünerek yaşıyorum. Sırf evlatlar için yani. Evlatlar iyi olsun da gerisi önemli değil. Allah rızkımızı verir yani. Şimdi şu yumurtaları şöyle bir dökelim abi. 10 numara oldu. 10 numara. Yarasın benim bebeklerime. Şimdi şu tencereyi Raşa. Sen al bunu sıyır. Geç onu temizle hadi bakayım. Kızım oraya koydum ya. Şimdi bu yumurta da pişsin arkadaşlar. Ben de şu ekmekleri şey yapayım. Parçalayayım şunun içine koyup. Şöyle. Un ufak edelim bunu. Sonra üstüne yumurtayı sererim. Bunun var ya mis gibi olacak abi. Bakayım beğenecekler mi? Allah. Vallahi incecik kağıt da tuttum elim yandı dur. Şunu şöyle yapalım ha. Tamam. Şimdi şöyle güzelce bir dökeyim abi. Oo. Yumurta dipte kalmış ki. Abi nasıl tüttün sen? Bir çık bakayım ya. Şöyle yumurta hep dipte kalmış da. Şimdi şöyle bir sıyırayım. Hayır Raşa çık. Tamam. Şimdi şöyle iyi bir yayayım arkadaşlar. Aslında bir de yoğurt da olsa ya da ayran gibi, süt gibi bir şey. Bunun üstüne yaysak iyi olurdu da. Vallahi 10 numara 5 yıldız oldu abi. Harbiden. Hem bu işi yapıyorum ya. Ne yapsam köpekçiliği bırakıp aşçı mı olsam ne yapsam acaba? Şunu
Şöyle bir güzelliğine bakın. Çok titiyor abi çam ya. Bak şunun bir güzelliğine bakın. Hayır gençler, hayır, bu sizin değil. Hayır Tyson. Şunun bir güzelliğine bakın. Yaklaşık burası 1,5-2 kilo var herhalde arkadaşlar. Şimdi bunu şimdi ben bir soğumaya alayım. Hafif bir soğusun. O sırada da arkadaşlar şöyle ekmekle harmanlayayım. Sonra bebeklerime gidip bir verelim. Bakalım sevecekler mi? Şöyle yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bakın. Bebeklerim toplandı açlarım. Acıktınız mı bakalım? Ne oldu sana ya? He bebeğim. Az önce arkadaşlar ayağını sıkıştırdı kapının orayı ben açarken. Ayağı acıyordu, şimdi geçer. Şimdi geçer, şimdi sızlıyor. Gelin bakayım, yemeği görünce geçer. Gel. Gel bebeğim, gel. Gel hadi, gel, yemek getirdim, gel bırak, gel. Hadi geçer o şimdi yemeği ye. Acısı geçer, tamam mı aşkım, bak. Aferin benim bebeklerime, doyursun karnını açlarım. Babası kurban olur onlara. Bebeklerim benim, bak nasıl yiyorlar, bak Allah'ınıza kurban. Bundan sonra yavruların öğün sayısını arttıracağım arkadaşlar. Günde 2 öğün veriyordum. Yarından itibaren 3'e başlayacağım. Çünkü ben bugün biraz geç kalktım. Sabah erken de yapmam lazım. O yüzden 3'e başlayacağım ki yavruları iyice şişirelim, kilo aldıralım. Çünkü biraz boya girdikleri için biraz zayıfladılar. O yüzden yüklenmemiz gerekiyor. Bir de mesela orada ufak alandalardı. Enerjilerini atamıyorlardı öyle. Hani koşamıyorlardı ki, yedikleri şişiriyordu onları. Şimdi bir de buraya saldım ya. O yüzden biraz daha kilo verirler. Ekmeği alan yiyin, ekmeği alan. Ekmeği bol koydum oğlum, karnınız doysun diye. Bebeklerim. Oo, benim bebeklerimin karnı doysun, yesinler. Mesela o su tankını eğer ki abi gerçekten kesip yaparsam, onu buraya koyarsam harbiden süper olacak. Yani bana o çok mantıklı geldi. Hem uzun, hem çok hava almaz. İçine de samana bastığımız zaman herhangi bir sıkıntı olmaz. Hayvanlar rahat eder falan. Hatta diğer doğuracakları da öyle yapabilirim. Anladınız mı? Tabii ya, şimdi yavruların hepsi doğacak ya. Onların böyle Mia'nın, Raja'nın, Sofya'nın yavruları falan hepsi bir arada olacak. Yani var ya, bizi çok güzel görüntüler bekliyor. İnşallah Allah nasip ederse, doğarlarsa çok güzel görüntüler olacak da, işte bizim o kışa sağlam bir hazırlık yapmamız lazım sonradan sıkıntı yaşamamak için. Onu da yapacağız arkadaşlar ya, zamanla. Ama yarın işte hava -1 derece falan olacakmış. 0-1. O yüzden yavruları herhalde doğumhaneye alırım. Burada olmaz. Burada olmaz, onu bir doğumhaneye yer ayarlayacağım gene eskisi gibi. Oraya koyacağım, 2 gün idare edecekler. Yapacak bir şey yok. Şu tepsiyi de alayım. Buna da kuru mama ver dedim onlara, bakayım yiyecekler mi diye. Hafif bir ıslattım, kuru mama da aldım onlara. Bir somonlu. Bundan sonra kuru mama da vereceğim. Kuru mamaya başlayacağız. Çünkü artık dişleri kesmeye başladığı için kuru mama verebiliriz arkadaşlar. Onlara dikkat edeceğiz, vereceğiz yani. Hiçbir şeyden eksik etmeyeceğiz. Ha bebeklerim yiyin. Doyurun bakayım karnınızı. Şuna baksana maşallah. Abi kocaman ya maşallah. Tiğinden azar değmesin bak. Çok büyük, aynı babası gibi oldu vallahi. Gece nasıl bakıyorsun? Hele yemeğin kokusunu aldın, eksik kalır mısın? Bak onların suyu bitmiş, görüyor musun bak. Dur. Şu suyu şöyle dışarı bir atayım. Onlara bir su koyayım arkadaşlar. Ne oldu? He gecem, gece hayır, gel buraya sakın. Gece de şimdi gidecek, onların yemeğini yiyecek. Ne oldu Şila? Şila'yı da abi artık bir salıp alıştırayım diyorum diğerleriyle ya. Vallahi Şila'yı bir sosyalleştirmemiz lazım arkadaşlar. Alışması lazım. Şimdi dur. Tyson bir de yavrular havlıyor. O da havlamazsa biraz çekiniyor onun yüzünden. Az önce işte kapıdan girerken o yüzden oldu. Yavrular havlıyor Tyson. Saldırmaya çalışıyor. Allah korusun. Bir şey yapar diye acele ettim orada. Ondan öyle oldu. Şu suyu şuraya koyayım ya. Yediniz mi bakayım? Ekmeği koydum ya, ekmek ağızlarına yapışıyor. O yüzden yavaş yiyorlar biraz. Yesin benim bebeklerim. Tyson ve yavrulara yaptığım ziyafeti size bir göstereyim dedim arkadaşlar. Bu videoların da devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.